gerçekten bu anlara tanıklık etmek bizi hem üzüyor hem de yani mutlu sonuçlar olunca da mutlu da oluyoruz. Yani seviniyoruz da aslında da ama çok üzüldüm ben dün. Yani bir anneyi evladını o şekilde görmek gerçekten çok üzücü. Arada çünkü torunlar da var, küçük çocuklar da var, işkence iddiaları var. Bütün bu tartışmaların odağındaki isim Ali Borazan. Dün Cansu ile olan yüzleşmesinde aslında bazı şeyleri konuşamadık. Çünkü Ali Borazan'ın da Cansu hakkında bazı iddiaları var. Yani hatalar sadece erkeklerde mi yoksa kadınlar da hata yapıyor mu? Yoksa yaşadıklarımız aslında bilmiyorum ya, izleyip siz karar verin, bilemedim yani ben. Ali Borazan'ı bir davet edeyim, bir konuşalım, arkasından hemen Cansu'yu çağıralım. Ali Borazan gelir misin lütfen? Hoş geldin. Çünkü dün Ali, şimdi biz Cansu'yu önce aramaya başladık. Evet. Ve en son işte senin yanında olduğunu Sabriye Hanım söyledi. Evet. Epey bir zaman senin yanında. Bana ilk ulaşma sebebi buydu. Evet, sonra biz seninle bir yayın yapsak. Arkasından ben hakikaten endişelendim. Çünkü 15 gün boyunca bir kızdan haber alamayınca dedi ki başına bir şey geldi. Herhalde Allah korusun öldürüldü. Evet. Benden bahsedilme şeklini duyunca ben de endişelendim. Evet. Sonra sana bağlandık. Evet. Sen yayına dedin ki endişelenmeyin, rahat olun. Cansu'nun yerini biliyor gibiydin. Sanki evet. Cansu senin yanından bizim yanımıza gelmiş gibi bir fikir oluştu hepimizde. Bir gün sonra oldu. Çünkü bir gün sonra geldi. Değil. Aynı günün gecesi. 1.30 civarı. Evet. O zaman sen Cansu'nun yerini biliyor muydun? Cansu'yu saklıyor muydun? Hepsini konuşacağız. Yok değil. Dediğim saat sizin ekibinize de GBT yapıldığı sıralardı. Tamam. Hatta ben spikerinize mesaj attım. Yardıma ihtiyacınız var mı diye. O şekilde gelişti. Devam etti. Cansu bir gelsin. Hepsini bir konuşalım lütfen. Cansu gelir misin? Hoş geldin. Dün biraz korktun mu? Biraz çekindin mi? Yoksa hangi duygularla yaptın? Karar veremedim, kafam karıştı. Oturur musun lütfen? Şimdi konuşacağız onun hepsini de. Ali'yi görünce bir sustum pustum böyle tam olarak her şeyi anlatmadın. Hayır, dinlemek istedim Özlem'in üzerine, sadece. Hayır, dinlemek Özlem'in istedim. Üzerine çok gittin. Özlem'in üzerine çok gitti. Ama Ali'yi görünce sustu. Bir insan herkesi kandırır ama vicdanını kandıramaz. Ben vicdanımı kandırmıyorum. Sen bize aslında. Ali Borazan'ın yanından mı geldin? Hayır, gelmedim. Ben Ali Borazan'ın yanından geldim. Biz Ali Borazan'la o yayını yaptıktan sonra sen çıktın geldin. Ali Borazan senin yanında mıydı? Hayır, olamaz zaten. Hı. Böyle bir şeyin imkanı ihtimali bildiğim yok. Bildiğim bir yerde olabilir mi? Evet. Bildiğim bir yerde olabilir mi? Kendisi yanlış telaffuz etti. Eli kolu uzun. Hayır, benim sevdiklerim ve sevenlerim var sadece. Buralardan yardım aldın mı? Sadece birkaç görüşme yaptım. O kadar. Ama farklı bir çaba veya farklı ama bir ama sen onu amaç buraya gönderdin. Peşine düşmedim. Sen onu buraya gönderdin. Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Hani yalan benim tasvip ettiğim bir şey de değil. O beni göndermedi. O yüzden ben biraz sessiz kalayım o konuda. Kendisi konuşsun, kendisi anlatsın. Sessiz göndermedi. Kalmak kabullenmek değil midir Ali Bey? Göreceli bir kavramdır. Peki. Neden söylemiyorsun? Şimdi ben burada her şeyi konuşsaydım gerek zattan gerek diğer bağlanan arkadaşlardan bir farkım kalmazdı. Hepim farklı olmaktaki... Kimin yanındaydı peki? Zaten. Kimin yanındaydı? Sen bize söyle. Kimin yanındaydı bilmiyorum. Şimdi ben size A kişi derim, X kişi çıkar. Anlatabiliyor muyum? Ben size söylediğim ismi siz de tuttunuz. Arayıp sorabilirsiniz o kişiye. Ben onunla birlikteydim yani. Özel hayata saygı duymak Cansu lazım. Cansu hala bize söylemiyorsun. Ya bak Ali kalmış. Diyor ki bazı şeyleri tam söylemiyor. Kabule yani ben söylüyorum, açıklamıyor. Ben cidden ama söylüyorum. Ama senin beraber ama. Olduğun, şu an ayrıldığın. Hatta o kişiyle de imam nikahı kıymışsın. Annesinin haberi var mı bilmiyorum. Hayır. İmam nikahı kıymış. Hayır. Onu öğrenmek istiyorum. Şu anda kimin yanına geldiğini ayrılmış. Öğrenmek istiyorum. Ayrılmış o ben kişiden. Ayrıldım. Şu anda da bize de istemiyor. Bize de istemiyor. Ona ama geleceğiz. Nereye gitti? Geleceğiz. O yüzleşmeyi yaşayalım geleceğiz. Cansu kızım kimin yanından geldi? Ben İsim verme. Yanına, o kişinin yanından Ali, geldim. Ali ve onun işte arkadaşları, çevresi hayır, sana ulaşınca. Ali tanımıyor. Ali'yi tanımıyor. Ali'yi tanımıyor. Ali tanımıyor mu seni? Bilemem. Bizim çevremizde beni tanımıyor. İyi bir sanatçıyımdır. Yani. Dövme sanatçısıyım ben. Mutlaka tanıyordur yani. Dövme derken şunlardan bahsediyorsun. Tabii. Bu arada izleyiciler bu şeyden tespihi ben çok severim ama biraz rahatsız olmuşlar. Olabilir. İzleyiciye saygıdan lütfen cebimize tabii. koyalım. Ben ilaç kullanmayı bıraktım biliyor musunuz? Hani ben de çok severim tespih kullanmasını. Şeylerle oyalanmak durum kalıyorum. Rahatlatıyor insanı. Çok da dizimi izleyiciler hoşlanmışlar. Ben bir şey sorabilir miyim Ali Bey'e? Sen sor da ben başka şeyler daha tamam. yüzleşir. Sor bakayım Ali Siz Bey. Siz böyle sorma. Ne hakaret etmeden. Hayır, hakaret etmeden. Hakaret değil. Sen her şeyi öğrenmek istiyorsun ya. Ben öğreneceğim. 14 Şubat'ta
dedi işimiz vardı. Bir gün bunu hallettim. Ertesi günü bedava yaptık. Bedava gittik. 14 Şubat'ta önümden kaçtıktan kere ben onu salı pazarında kaybettim. O sırada bunu kim aldı? Şimdi benim unutkanlık problemim var bu kullandığım ilaçlardan dolayı. Sakinleşeceksen tespihi çekmeye devam edebilirsin. Evet, çok iyi olur. Evet. 14 Şubat dediniz. 14 Şubat'ta özel bir durum yaşamadım. Adliyelik bir durum yaşadım mı? Hayır, seni değil, seni karıştırıyorum. Senin yanına geçen sene ne zaman geldi onu geçen merak ediyorum. Evet, geçen sene de bu senede. Hayır, geçen sene kendisi zaten benim yanıma yeğenimle, benim Baran'la birlikte geldi, benimle tanışmak maksadıyla. Benim de kendilerinin talebiydi. Yani Cansu mu seninle tanışmak istedi? Tabii. Cansu, sen Ali'yle tanışmak mı istedin? Evet. Neden geçen peki? Sene... Bir dakika Sabriyeciğim, neden? Madde. Yasaklı madde. Evet. Yasaklı madde kullandığım için hem de merak ettiğim için. Ama şu anda temizsin. Evet, temiz. Pişmansın. Lütfen yani. Sizin vereceğiniz her mesaj, yani benim vereceğim mesajdan daha kıymetli yani. Sabri, lütfen sakin ol. Şimdi bak, annesi bize her şeyi anlatmadığı için biz sonrasında Cansu anlatınca öğreniyoruz. Koray, Sarı diye birinin evinde kalıyor. Koray senin arkadaşınmış. Hatta Koray ona bir istismarda bulunmak istiyor. Fakat davası için... Ben cezaevindeyken. Evet, cezasını çeksin diye sen onu maalesef dövüyorsun. Ben iki taraflı da dinledim bu olayı. Ve benden önce olduğu için... Yani müdahale edememe durumunda kaldım. Ve orada şiddet gördüğünü söyleyen bir kadın var. Fakat sen arkadaşınla ilgili şikayet edeceksin. Şiddet gördüğünü söylüyor. Cinsel istismardan bahsediyor. Bu tezden ileri geçmiyor. Ve bu durumda bıraktığı kişi sadece Koray değil. Bir kişi değil. Koray yani sana cinsel istismarda bulundu mu, bulunmadı mı? Bulunmadı. Sadece bulunmaya çalıştı, izin vermedim. İzin vermedi diyor. Tabii biraz daha şey yaparsak o daha geriye gidecek. Emniyetten de bu konuda uyarıldım. Gerek aile işi masasından, gerek çocuk şube büro tarafından. Çünkü o sırada kaç yaşındaydın? 17. 17. Sen korkuyor musun Ali'den? Yani ilk başlarda korkuyordum. Şimdi. Yok, şimdi hayır. Hı? Korkuyor musun sen? Ben olsam ben de korkardım. Yani senden. Biraz sinirli bir yapayım. Biraz da kuralcıyım. Ben katı kurallarım var. Ve eski kafalıyım diyeyim ben. Benim kurallarım da nelerdir? Kesinlikle... Yalan olmaması lazım, riya olmaması lazım, üçkağıt olmaması lazım. Yani bir insanı kandırmaya yönelik hiçbir şey olmaması lazım. Samimiysen... Senden epey küçük olan bir şöyle, insandan bahsediyoruz şöyle Ali. Şöyle tabir edeyim ben size, dosta güven, düşmana korku diyeyim. Bana yanlışın yoksa, bana karşı saçma sapan bir şeyin yoksa neden korkasın ki benden? Kaç kez senin evinden kaçmaya çalışmış? Çocuklarım niye korkmuyor, annem niye korkmuyor? Kaç öyle bir şey kez, yok, evimde benim kez, demir parmaklık yok. Kaç kez senin evinden kaçmaya çalışmış? Hatta sen gitmişsin onu zorla, hatta en son gittiğin... Şimdi nasıl durabiliyor? Cansu? Şimdi buradasınız yani, niye durmayayım? Hepimiz akıl mantık sahibi insanlarız. Hepimiz akli dengesi yani yerinde insanlarız. Ali'nin annesi sana altın bilezik aldı mı? Cep telefonu nasıl kullanmış? Kendi isteğinle mi orada durdun? Cep telefonu kullanıyordum, evet. Cep telefonu kullanıyordum. Kaçmaya çalışan insan polisi cep arar, jandarma arar. Cansu, kendi isteğinle mi Ali Boraza'nın yaşadığı hayat tarzını tercih ettin? Yoksa amacın o yasaklı maddeye mi ulaşmaktı? Hangisiydi? Hem yasaklı madde o anki psikolojiyle, yani o anki şeyle. Çünkü dışarı çıktığımızda bunu ya gelir kaynağın olması lazım alman için, ya da yani satman lazım. Didem Hanım, ben size yayın arasında Ali Boraza'nın fotoğrafları yanımda. Var birlikte. Onları dönebilir miyiz lütfen? Tabletim yanımda benim. Yayın arasında kendisinin kullandığı hesapların kurtarma şifresi alınarak tekrar açtım ben. Oradan size madde için bana ihtiyacı olmadığını gösterebilirim. Çünkü kendisinin yaptığı pazarlıklar orada söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Hem ücret, hem miktar, hem vesaire konuşularak bana ihtiyacı yok o konuda. Çünkü bir kadının parası madde yok olması... Ama. Parası yok ama, parası yok ya, nasıl temin fark ediyor? Verilebiliyor. Bu sıkıntı değil yani. Bedenini satıyor diyorsun. Bilmiyorum, ben bilmem o konuları. Şöyle bir şey gelebilir miyim? Anlatabiliyor muyum? Bunlar pazarlı orada. Bir dakika Ali, dinler misin? Ben... Ali değil, Ali Bey. İhsan benim için fark etmez. Bey de değil. İfade etmem ben seni. İfade değil, kitap. Bu arada Özlem'i bir görelim. Özlem'i birazdan alacağım Özlem'i arkadaşlar. Bir Özlem'i görelim lütfen.